Mutlu günler sevgili seyirciler. TRT Haber ekranlarına hoş geldiniz. Eğitim editörü programıyla karşınızdayız. Yine çok kıymetli konuklarımızı ağırlayacağız. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Ataç bizlerle ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Bülent Çakmak bizimle birlikte. Eğitimci yazar Sayın Süleyman Belediyeoğlu ile birlikte çok kıymetli rektörlerimizi ağırlayacağız. Sayın Ataç, size dönmek istiyorum şimdi. Birçok bölümünüz var, fakülteniz var ama şimdi görüyoruz ki bu pandemi süreciyle birlikte bazı bölümlerde oldukça öne çıktı. Ama siz tabii ki Erzurum Teknik Üniversitesi de her iki üniversitede pandemi süreci başlamadan zaten öncesinde bu teknolojik altyapıyı, bu imkanları sağlayarak öğrencilere online eğitim vermeye başlamış iki üniversite olarak öne çıkıyorsunuz. Ama baktığımda mühendislik fakültesi, tıp fakültesi ve sağlık bilimleri bölümünün ne kadar revaçta olduğunu ve bu bölümlerin başarıları da Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öne çıkan bölümler olarak görüyorum. Diğer bölümleri de göz önünde bulundurursak öğrencilere neler anlatmak istersiniz bu anlamda? Öncelikle tercihini belki bugüne bırakmış veya karar noktasında son aşamaya Evet. gelmiş öğrencilerime küçük bir eğitimci tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Kendileriyle birlikte yaşayacak, o meslekle mutlu olacak, hayal ettikleri mesleği seçmeleri noktasında tavsiyede bulunuyorum. Evet, çok önemli. Mesleğiyle barışık olan her birey başta kendisine, ailesine, topluma ve insanlığa faydalı olur. Oradan yola çıkarak ben Manisa hep şehzadeler şehri diye başlar. Ben Manisa sanayi bir şehri. İlçelerinde OSV'lerin bulunduğu, OSV'lerin tamamıyla üniversitemizde entegrasyon içerisine girdiği böyle bir şehir. İthalat ve ihracat rakamlarına baktığında 8,4 milyon dolarları bulan bir rakama sahip bir şey var. Biz bu noktadan hareketle özellikle mühendislik alanında öğrencilerimizin gerek işbaşı eğitimi ve mezuniyetten sonraki istihdamlarına yönelik çalışmalarımızı başlattık. Bu noktada insanlar bilmediğine düşmandır cümlesinden hareketle kendimizi OSB'ye tanıtmak, OSB'ye de üniversitemizi tanıtmak, akıl gücüyle, beyin gücüyle finansı, sermayeyi birleştirebilecek bir köprü sağlama hedefiyle yola çıktık. Bu bağlamda OSB'den bir danışman atadık. Üniversitemizi OSB'ye, OSB'yi de üniversitemize tanıttılar. Intern uygulama gerçekten başardığımız bir süreç ve uygulama. Intern uygulama başlamadan önce de çocuklarımızı sektörün önde gelen bütün liderleriyle sektör buluşmalarında buluşturuyoruz. Önde gelen firmaların yönetim kurulu başkanları çocuklarımıza geliyorlar, firmalarını anlatıyorlar. Neler yapmaları gerektiğini, hayatta başarmanın nasıl gerçekleşeceğini izah ederek bunu yapıyorlar. Biz öğrencimizi birinci sınıftan itibaren yatırım yapmak istiyoruz. Teknokent bünyesinde startuplar ve kuluçkaları oluşturuyoruz. Zaten şu an yerli ve milli ülkemizde üretilen otomotivin de büyük bir segmentini üstlenen firmalarının Ar-Ge çalışmaları Manisa'mızda bizim üniversitemiz bünyesinde bulunan Teknokent çatısı altında gerçekleşiyor. Biz şunu istiyoruz çocuklarımızdan. Önce kendiniz için, bu ülke için bir şeyler hayal edin. Gerçekleştirmek istiyorsanız biz eğitimciler olarak, üniversiteler olarak onun yanındayız. Bu noktada gerçekten üretmeyi, başarmayı isteyen, öğrenmek isteyen her bir öğrencimizin özellikle bilgisayar mühendisliğinde, yazılım teknoloji fakültemizde bu alanda ileri noktalara geldik. Çocuklarımızın da uygulama imkanı bulduğu yerler. Basından da takip ediyorsunuz zaten öğrencilerimizin de ufak tefek buluşları olabiliyor. Söze başlarken ifade ettiğiniz 3 fakülte akreditasyon süreçlerini tamamlamış, akredite olmuş fakülteler. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Özellikle tıp fakültesi, mühendislik fakültesi, İngilizce eğitimimiz çocuklarımıza hani mühendis oluyor, uygulama kabiliyeti, işbaşı eğitimi. Bunun yanında da yabancı dil olduğu zaman alanın ilgili kaynakları takip edebilmek, bilgiyi kaynağından öğrenme imkanını sağlayabilmek noktasında bu artılarımız var. Ama temel noktada dediğim gibi başarmak isteyen her bir öğrenci için kapımız açık. Onların yanındayız, Çok güzel. arkasındayız. İhtiyaç duyduklarında da önlerindeyiz. Çok güzel. Bu anlattıklarınızdan anlaşılıyor ki öğrencileriniz daha eğitim öğretim hayatında sektörle buluşuyor. Bu anlamda da iş garantili olarak da gelmiş oluyorlar. Yani neredeyse öğrencilik hayatı bitmeden intern'de oldukları için sonrasında iş bulma rahatlığı, kolaylığı onlar için Biz o yolları gösteriyoruz. İş bulma garantisini zaten öyle bir vermek mümkün değil. Elbette. Ama
çıktığı anda elinde donanımı, bilgisi Evet, ve bilgiyi kesinlikle. uygulama kabiliyetini o arkadaşımıza vererek gerisini kendisine bırakıyoruz. Bu büyük bir şans Evet. kesinlikle. Çok teşekkür Diyorum, ediyorum. ben Siz de de. şimdi ne kadar ciddi bir akademik eğitim verdiğinizi ve fakültelerinizden mezun olanların başarılarından zaten görebiliyoruz. Ama siz sadece akademik eğitimde, eğitim öğretim hayatında değil, öğrencilerinizin sağlıklarını da düşünen bir üniversitesiniz. Evet. Bu anlamda verdiğiniz ürünlerde çölyak hastalarını da göz önünde bulundurarak glutensiz Mutfağımız var. mutfağınız var. Evet. Bu çok çok ilginç ve Oradan önemli sorunuzdan aslında. başlayayım. Dijital eğitim dedi gerçekten 23 Mart'ta başlayıp bu işi sorunsuz akademik takviminde çözen üniversitelerden belki de 3-5 üniversiteden biriyiz. Evet. İlk haftada 36 bin civarında öğrencimiz eğitim aldı. Temel felsefe materyallerin yüklenerek değil de bizzat öğrencinin işin içerisinde olduğu. Hani yüz yüze ekrandan da olsa göz temasını sağlayarak az önce söylediğimiz Evet. şu an konuşurken belki milyarlarca bilgi sosyal medyada paylaşıldı ama Evet. Bu bakışlardaki öğrencinin öğrenme duygusu, hocanın da öğretme Evet. arzusunun karşılıklı olarak aktarıldığı bir süreci biz dijital ortamda sağladık. Bunun da Çok önemli. yansımalarını çok şükür aldık. Yaz okulunda 107 üniversiteden kendi üniversitemize dahil 16.500 öğrenci şu an yaz okul eğitimini bizim üniversitemizden alıyor. Çok güzel. Online olarak. O noktada da ben ekibimi ve çocuklarımı kutluyorum. Öğrencilerimize verdiğimiz farklı hizmetlere gelince biz bütün insanlarımızın puzzle'ın bir parçası olarak düşünüyoruz. Benim 48 bin öğrencimden bir tanesinin gönlü eksik kaldığı zaman biz o puzzle'ı tamamlayamıyoruz. Bu mesele çölyak hastalarımızın olduğu, bu çocuklarımızın yemek yeme noktasında, kantinden ürün temin etme noktasında sorun yaşadıkları iletilir iletilmez hemen ilgili bilimlerle görüşerek glutensiz mutfak adı altında bir mutfak açtık. Buradan çölyak hastası olan, glutensiz beslenmesi gereken öğrencilerimiz, Evet. öğretim elemanlarımız için biz bu hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimize özellikle kış aylarında her haftanın 3 günü çeşitli fakültelerin önlerinde güne taze bir başlangıç, Evet. sıcak bir günaydınla bir kase çorbayı çocuklarımızla paylaşıyoruz. Üniversitemizin çorba aracı sabah fakültenin önünde çocuklarımıza bir günaydın tebessümüyle o buğusu üstünde çorbayla derslerimize uğruyoruz. Çocuklarımızla beraber çeşitli zamanlarda yemek ortamlarında, Evet. kulüplerin çalışmalarında, özellikle kulüp çalışmalarında çok önem veriyoruz. Son cümle söyleyeyim. Öğrencilerimizin fikirlerini alarak onları merkeze alıp öğrenci odaklı bir eğitimle eğitim öğretimimizi sürdürüyoruz biz. Şimdi televizyonları başında bizleri izleyen velilerin de Evet. şimdi ne kadar anne babaların içlerinin rahat olduğunu Evet. ben şu anda hissedebiliyorum, Bu bir anlayabiliyorum. anne babanın Bu çok çok önemli bir şey. şeyiyle başlamıştır, talebiyle Öyle mi? başlamıştır. Çocuğunu alıp gidecekti kendisi. Yanında bulunamıyorum. O kızım burada perişan olacak deyince kızınız bizde emanet, hiç merak etmeyin. Anne baba sıcaklığı kadar olmasa da biz bu yuva sıcaklığını vereceğiz dedik. Bu hizmeti de bu yıl Bu çok inşallah kıymetli bir şey. çocuklarımızı bekliyoruz. Yüz yüze eğitime geçeriz. Çocuklarımız da bu İnşallah. imkanlardan Sağlıklı yararlanır. olsun. Her Sağlıklı şey inşallah. sağlıklı Evet. olsun. Çok kıymetliydi bu verdiğiniz Evet. bilgiler. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Bir cümle alalım ve ben kapatalım. hemen bir cümleyi uzun tutayım. Bir hedefleri olana bekliyoruz. Hedefleri olup hedeflerini gerçekleştirmek isteyen tüm öğrencilerimizi biz üniversitemize bekliyoruz. İlçelerimizde bulunan meslek yüksekokullarında da hani mühendis, beyaz yakalılardan ziyade ara eleman değil, aranan elemanları da yetiştirmek üzere özellikle sanayimizin ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu o elemanları da yetiştirmek üzere biz üniversitemizde böyle bir anlayışımız var. Dediğim gibi hayalleri olan, hedefleri olan herkes buraya gelebilir. Çok teşekkür Biz ederim. yaşam boyu öğrenmeyi hedef aldık. Bu süreçte hem hocalarımız hem öğrencilerimiz birlikte öğrenerek kendi üniversitemizi, şehrimizi insanlığı ileriye taşımanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Sağ olun, Profesör. Bu çabaya katkı sağlayacak her öğrenciye kapımız açık. Profesör Doktor Sayın Ahmet Ataç, çok teşekkür ediyoruz Biz efendim. teşekkür ederiz bu Ağzınıza imkanı sağlık. tanıdığınız için. Yayında emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Çok mersi, sağ olun.